Yatırıma gidiyoruz şimdi de her pazartesi olduğu gibi sevgili Tuncay Turşucu bizimle birlikte. Tuncay, piyasalarda satış var, TL varlıklar değer kaybediyor. Zor bir hafta başlangıcı, haftanın geri kalanı da zor. Nasıl öngörüyorsun? Özellikle gün ikinci yarısına bakacak olursak eğer TL varlıklarda fiyatlama nasıl devam eder? Evet, yani Hande aslında işimiz zor. Bir miktar hemen bir endekste yükseliş oluyor. Arkasından bu yükseliş çok uzun bir şekil maalesef alamadan yeniden satışlar etkili oluyor. Kurda son yarım saatte bu hareket başladı. Aniden bir yükseliş var yukarı yönlü. 4.90 seviyesi bizim için yani önemli şu anda. Bu seviyenin üzerine kurda eğer yerleşmeli olursa ileriki saatler içerisinde yine yukarı yönünde sürmesi de muhtemel olacak. Niçin oluyor? Tabii ki bir hemen şu son yarım saattir, bir saattir olan bir hadise yok. Herhangi bir haber akışı da yok ama şöyle bir resme baktığımız zaman tabii risk algısı bir kere çok yüksek. Yani CDS'ler hala 320'lere yakın. Sabah inmişti 307'ler seviyesindeydi. Şimdi yeniden 317'ler seviyesindeyiz. Faiz yükseliyor. 2 gün sonra enflasyon verisini alacağız, 3 gün sonra. Orada da yıllık bazda enflasyonun yine yukarı yönünü sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Dışarıdan Türkiye hakkında olumsuz raporlar sürüyor. Mali sektör hakkında yine olumsuz fikirler sürüyor. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman lirada bir hassasiyet oluşuyor elbette ki. İşte böyle bir gün öğlen aniden yukarı yönlü hareket nerede olmuş oluyor. 2 gün sonra yeniden aşağıda da hareketler olabilir. Yani onu da ifade edelim mi? Çünkü çok fazla aşırı oynak ama büyük resimde kurdaki yön yukarıda halen daha. Yani böyle yukarıya yönlü bir eğilim var. Mevcut risklerde sürdükçe de bu yukarı harekette sanıyorum olacak. Ama şimdilik yukarıda tabii 4.92-80'ler bizim için çok önemli. Bu seviyenin üzerine yükselmedikçe ve yerleşmedikçe uzun soluklu yeni bir hareketten de şimdilik söz etmek zor aslında. Endeks için 97.650 günlük ortalama var. Hep sürekli ifade ediyoruz. Bunun üzerine çıkıp ve yerleşik seyirler olmadıkça endekste yeni bir hareketten, yeni bir süreçten söz etmek zor. Bunun altında olduğumuz sürece satışlar yine her an etkili olabilir. Realizasyonlar olabilir. Yani hala zayıf bir hareket var yani endekste, onu da ifade edelim. Hisse özelinde hareketler olabilir ki oluyor da zaten. 6 aylıklar ilan ediliyor. Şu ana kadar gelen 6 aylıklar oldukça iyi, ılımlı, olumlu şeyler var. Onlarla ilişkili olarak hisse özelinde sert yukarı veya aşağı hareketler oluyor. Bu yine sürecek. Bu hafta da yine yeni şirketlerde yeni 6 aylıkları ilan edildikçe yine böyle hisse odaklı hareketler izleriz ama endeksin hepsinde genelinde zayıf bir seyir sanıyorum sürecek. Yani 97.600'lerin üzerine yerleşmedikçe de endeks için yeni bir olumlu süreçten bahsetmek de şimdilik zor gibi Hande. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyelim o zaman. Evet, piyasalarda son durum böyle. Sırada şirket haberleri var.